Şimdi ahad hadislerden ikincisini görelim. Ahad hadislerden ikincisi garip hadis. Şimdi bağışlayın aziz hadis. Şimdi şurada gördüğünüz gibi üç isnat var. Bu ahad hadislerinin en kalabalığı. Yani ahad grup içerisinde hani yukarıdan en çoktan aza doğru gidiyoruz ya bu başlık altında. Hatırlayalım. Bu buradaki kriterimiz neydi? Hadisleri isnat çokluğuna göre değerlendirmek. En çok olanlarına mütevatir dedik. Aşağı doğru geldik. Birkaç isnadı olanlara ahad hadisler diyoruz. Ahad hadisler içerisinde en çok isnadı olana meşhur hadis dedik. Meşhurdan da bir aşağı ineceğiz şimdi. Meşhur hadis zaten üç isnatlı gibi. Bundan bir aşağı ineceğiz demek. Buradaki isnat kollarından bir tanesini kaldıracağız demek. Yani söz gelimi şunu kaldırsak, iki isnadı olursa o zaman bu aziz hadis olur. Hemen şöyle çizelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sahabiye, diğer kolu da şurada çizelim. Onlardan da tabiilere. Oradan da râvilere geçen Hazreti Peygamber'den sahabiye gelsin. Ondan tabiine, ondan da râviye gelsin. Tabi tabi'in râvi olabilir. Şöyle. Buraya S1, buraya S2. Buraya da tabi'in 1 diyelim, buraya tabi'in 2 diyelim. Buraya ravi 1 diyelim, buraya ravi 2 diyelim. Şimdi aziz hadisi görüyoruz. Aziz hadis aslında kelime itibariyle değerli hadis demek. Bazıları da diyorlar ki aziz hadis aslında tek isnadı olan, yani tek isnadı vardı. Dolayısıyla böyle bilinirken bir isnadı daha çıktı, değerlendi. Değerlendiği için ona aziz hadis denilmiştir. Yani tek isnadı var sanılırken bir rivayetin. Bir isnadı daha çıkınca kazandığı kıymetten ötürü değerli anlamında aziz hadis. Aziz, değerli demek. Azizim derken değerli kimseye, sen benim değerlim, kıymetlimsin anlamında söylüyoruz bunu. Dolayısıyla el hadisul azizu, aziz hadisi görüyoruz. Hadisul azizu, değerli hadis. Niye? İki tane isnadı var çünkü. İsnadı ne kadar çok olursa bir hadisin değeri o kadar artar. Bu fikri de bize öğretiyor bu durum. Şimdi aziz hadisin hüccet olması konusunu ele alırsak, yani bağlayıcılığı konusunu düşünürsek, bağlayıcılık sıhhate bağlıydı. Yani sahihlik koşullarını sağlamalıydı. Neticede bu bir rivayet. Sahihlik koşullarını sağladığı takdirde aziz hadis bağlayıcıdır. Sahihlik koşullarını sağlaması için iki tane isnadı var. Dolayısıyla şans azaldı. Eğer bunu ele aldık, sahihlik koşullarını sağladıysa ne güzel. Hadis sahih ve bağlayıcı. Eğer bu kanal sahihlik koşullarını sağlamadıysa, o zaman bir tane şansımız kalıyor bu hadisle ilgili. Eğer bu kanalda sağlamaz ise hadis sahih çıkmaz, zayıf olur. Dolayısıyla meşhur hadise göre, yani usulündeki tanımıyla meşhur hadise göre aziz hadisin sahih çıkma imkanı daha azdır. Bu bakımdan olasılık gitgide daralıyor. Çünkü isnat kanal sayısı azaldı. Başka neler söyleyebiliriz aziz hadisle alakalı olarak?
hükmünü konuştuk, tanımını gördük. Tabii biz böyle yalın çiziyoruz ki akılda kalsın, hatırda kalsın ve bir fikir versin diye. Yoksa tevhirden şöyle bir şey daha olursa, yani şurada tevhirden başka bir ravi daha almışsa, birdenbire hadis aziz olmaktan çıkmaz. Neticede iki temel damar var bu hadiste. Ve gerçek de şudur, ödev yaptığınızda göreceksiniz, yani illaki bu dediğim şeyler olur. Yani şu T2'den R1 de almış olabilir ayrıca. Dolayısıyla bu kadar sade değil olay. Yani meşhur hadiste de aynı şey geçerli. Bu kadar sade böyle üç tane tertemiz kalan olmaz. Şu S3'ten şöyle bir ravi daha almış olabilir. Ondan da şöyle buraya gelmiş olabilir. T3, R2'ye de vermiş olabilir ayrıca. S2 de T1'e vermiş olabilir. T1'den de ayrıca başka ravi. Şimdi bu yine hala meşhur dolaylarında. Demek ki bizim çokluğa göre verdiğimiz isimler aslında bize belli aralıkları anlatması içindir. Yani bu açıdan da hadisleri ele aldığımız bilinsin ve biz bu açıyı görüyor ve değerlendiriyoruz. Eğer ki bir hadisin özelde çalışıldığında kalabalığı, yani isnat bakımından kalabalığı ve çokluğu mütevatir düzeyde ise, yani çok sayıda isnadı var, ona mütevatir dedik. Aşağı doğru geldiğimizde yine mütevatir diyemediğimiz ama belli sayı var, 3-5 isnat var. Bu hadise meşhur hadis diyoruz. Bunun damar itibariyle temelde 3 tane, 4 tane damarı vardır. Ondan da aşağı indiğimizde aziz hadis bizi karşılar. Aziz hadisinde böyle 2 temel damarı vardır ama dediğim gibi yani sebil bir başka tabiine de vermiş olabilir. Oradan da bir başka raviye gelmiş olabilir. Bu onun hemen karakterini bozmaz. Bizim bu ayrımları görebilmemiz için yapılmış bir tanımlamalardır. Her hadisin aslında isnat ağı kendisine özendir bu açıdan bakıldığında. Şöyle de diyebiliriz, usulün tanımları, yani 2 pikselli, 1 pikselli, 3 pikselli resim gibidir. Ama usul geliştikçe pikseli artar. Daha geliştikçe daha ayrıntılı isimlendirmeler, daha farklı ihtisas çalışmalarında şeyler vardır. Nitekim Bendeniz'in Ravi Modelleri adlı çalışmaya bakabilirsiniz. Ravi Modelleri diyorum. İsnat Modelleri. İsnat Modelleri adlı çalışmamıza bakıldığı takdirde orada her bir farklı isnat gruplarına belli isimlerin verildiğini ve bunları daha detaylı ve teferruatlı o zaman çalışabildiğimizi orada göreceksiniz. Kısa bir ara oldu. Aziz hadise devam ediyoruz. Dolayısıyla ahad grup içerisinde meşhur kadar, yani 3 veya daha fazla isnadı olmayan, 2 isnadı bulunan hadislere aziz hadis diyoruz. Eğer sıhhat koşullarını sağlarlarsa hüccet olabilirler ama sıhhat koşullarını sağlamak için az sayıda tarikleri var. Örneklerimize bakalım. La yu'minu ahadukum
biriniz iman etmiş olmaz. La yu'minu ahadukum. Biriniz iman etmiş olmaz. Hatta akuna ahabba ileyhi. Ta ki ben olayım. Hatta akuna ahabba ileyhi. Ta ki ben olayım. Daha sevimli ona. Ben ona daha sevimli olmadıkça biriniz iman etmiş olmaz. Neyden daha sevimli? Min validihi, babasından. Ve validihi, ve çocuğundan. Ve nâsi ecmain, ve bütün insanlardan. Bu rivayet aziz bir hadis. Çünkü isnadı bakımından sahabeden Enes ve Ebu Hureyre üzerinden geliyor bu rivayet. Enes'ten Katade ve Abdülaziz, Katade'den de Şube ve Said rivayet ediyorlar. Dolayısıyla kategorik olarak aziz hadis grubunda bu hadis-i şerif bana şu ayeti de hatırlattı. Estaizu billah ennebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim. النبي نبي أولى بالمؤمنين أولى أولادır daha önceliklidir أولى بالمؤمنين müminlere nebi müminlere daha önceliklidir min enfusihim kendi canlarından demek ki benzer bir ifadeyi daha güçlü bir tonda Allah Azze ve Celle bilmu'minine şu min bilmu'minine şurada da bir nun olsun min enfusihim kendi canlarından. Yine bir başka aziz hadis örneği nahnul ahiruna biz sonrakiler es-sabikuna yevmel kıyameti kıyamet günü öncüler olacağız dediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü de yine aziz hadis grubundadır. Sahabeden Ebu Hureyre ile Huzeyfe rivayet etmişlerdir. Gelelim garip hadise. Demek ki isnadı bakımından baktığımızda 3 veya 4 mütevatirden az olmak kaydıyla ahad grupta meşhur hadis var. Onun bir altında 2 tane isnatlı olanlara aziz hadis diyoruz. Buradaki gibi. Ve bunların hüccet olabilmeleri sahihlik koşullarını sağlamalarına bağlı. Ama sahihlik koşullarını sağlama imkanları, ihtimalleri gitgide azalıyor.